Merhaba sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar. Ağustos aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili koçlar, Güneş 22 Ağustos'a kadar Aslan burcunda sizin 5. evinizi aydınlatmaya devam edecek. Mars burcunuzda ay boyunca enerjinizi, motivasyonunuzu, cesaretinizi arttırıyor. Ve ayın hemen başında Dolunay meydana gelecek. Ağustos ayına çok güçlü başlıyoruz. Hızlı başlıyoruz. 3 Ağustos'ta 11 derece Kova burcunda meydana gelecek olan Dolunay 11. ev konularınızı açığa çıkaracak. Dolunay'da gökyüzünde Güneş-Uranüs kare açısı etkinleşiyor. Bir yandan Mars, Koç burcundaki Mars, Jüpiter'le bir kare açı oluşturuyor gökyüzünde. Merkür'le de Plüton'un karşıtlığı var. Güçlü açılar var, iddialı açılar var. Dolayısıyla bu Kova Dolunay'ı 11. evinizin alanlarında önemli dönüşümler, önemli farkındalıklar ortaya çıkarabilir. Gelecekle ilgili projeleriniz, hayalleriniz, dilekleriniz var ve bu Dolunay sürpriz ve hızlı bir şekilde sizi bazı projelerinize, bazı hedeflerinize kavuşturabilir. Sosyal çevrenizde beklemediğiniz değişimlerle karşılaşabilirsiniz. Yeni tanışmalar, yeni duygusal ilişkiler, belki yeni bir teklif almanız, yeni gruplara dahil olmanız mümkün ya da bir süredir devam eden bazı ilişkileriniz bu dolunayla beraber dikkat çekici hale gelebilir, görünür hale gelebilir. Siz de bulunduğunuz ortamlarda bir şekilde fark edilebilirsiniz. Başarı elde edebilirsiniz. Kariyer üzerine özellikle yaptığınız çalışmaların, harcadığınız emeklerin maddi manevi karşılıklarını alabileceğiniz bir süreçtesiniz. Bu dolunay birçok koç burcu için böyle güçlü başarılar getirebilir. Bazı hayallerinize, dileklerinize sizi kavuşturabilir. 11 derece Kova burcunda olacak dolunay. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız sevgili koçlar. Özellikle hava burçlarında ve ateş burçlarında gezegenleriniz varsa ve bunlar 11 derece ve yakınlarındaysa bu dolunay kişisel olarak sizi daha güçlü bir şekilde etkileyebilir. Önemli kararlar verebilirsiniz bu dolunayın etkileriyle. Artı eksi 3 gün. Yani 1 Ağustos ile 7 Ağustos arasındaki süreç Dolunay'ın en güçlü etkilerini gösterebilecek, hissedebileceğimiz zamanlar olacak. Uranüs güçlü bir etkide. Güneş-Uranüs karesi bazen hızlı, bazen beklenmeyen, bazen sürpriz değişimleri karşımıza çıkarabilir. Bu ani bir fırsat da olabilir. Duygusal konulara biraz dikkat edin. Mars'a dikkat edin. Çünkü Mars evet cesaretinizi arttırıyor. Motivasyonunuzu, özgüveninizi arttırıyor. Bu çok güzel. Ama bazen çok fevri de davranabiliyorsunuz. Çok aşırı maddi manevi riskler de alabiliyorsunuz. Düşünmeden hareket etmeyin. Daha güvenli, istikrarlı, sağduyulu hareket etmeye çalışın. Bunu size tavsiye ediyorum. Özellikle bu Dolunay haftasında sevgili koçlar. Evet, Merkür ayın 5'inden sonra Aslan Burcu'na geçecek. Merkür 20 Ağustos'a kadar aşk hayatınızı, yaratıcı alanlarınızı, sosyal hayatınızı çok olumlu bir şekilde desteklemeye başlayacak. Merkür Aslan Burcu'nda girdiğiniz ortamlarda konuşmalarınızla, hareketlerinizle dikkat çekmenizi sağlayacak. Özgüvenli bir şekilde yeteneklerinizi ifade edebileceğiniz bir süreçte olacaksınız. Merkür zihnimizi yönetir, aklımızı yönetir, karar verme süreçlerimiz, her türlü iletişim faaliyetlerimizle alakalıdır. Ve Merkür Aslan Burcu'nda sizin yeteneklerinizi destekleyecek ve gerek iş hayatınız, gerek aşk hayatınız, gerek sosyal hayatınızda özgüveninizin yükseldiği bir dönemde olacaksınız. 7 Ağustos'tan itibaren Venüs Yengeç Burcu'na geçiyor. Venüs, Jüpiter'den sonra ikinci şans gezegenimiz. Yengeç Burcu'nda daha sevgi, şefkat arayışında biraz daha böyle güvenliğini önemseyen ama keyifli bir Venüs söz konusu. Bu da evde ailevi ilişkilerden keyif alacağınızı, evde sosyal faaliyetler yapabileceğinizi gösteriyor. Bazı kutlamalar olabilir aile içerisinde. Çocuklarla ilgili olabilir bunlar. Aile üyeleriyle ilgili olabilir. Evinizi güzelleştirebilirsiniz. Ev için alışverişler yapabilirsiniz. Hatta bazı emlak işlerinden olumlu fırsatlar, maddi kazanımlar da bu dönemde elde edebilirsiniz. Evet, 13 Ağustos'a dikkat edelim. 13 Ağustos gezegeniniz Mars. Plüto ile kare açı yapacak, güçlü bir açıdır, sert bir açıdır. Sizi de daha hırslı, daha kararlı, daha tutkulu yapabilir. Ama biliyorsunuz
öfkemizi bazen kontrol etmemiz de zorlaşır böyle gezegen açılarında. Çok fevri davranabiliriz. Lütfen kazalara dikkat edin, üstlerle ilişkilere dikkat edin. Çünkü bu Mars özellikle otoriteyle olan ilişkilerinizde, üstlerle olan ilişkilerinizde, belki aileyle olan ilişkilerinizde biraz isyankar davranmanıza neden olabilir. Kontrolsüz tavırlara neden olabilir. Buna dikkat etmemiz gerekiyor bu dönem içerisinde. 16-17 Ağustos güzel günler. Merkür hem Güneş'le kavuşacak Aslan Burcu'nda, hem gezegeniniz Mars'ın Merkür'le ve Güneş'le güzel bir üçgeni var. Enerjiniz artıyor. Özgüveniniz yine çok yüksek bugünler ve şanslı günler. 16 Ağustos, 17 Ağustos, 18 Ağustos. Bu günleri herhangi bir konuda önemli bir görüşmeniz var örneğin. Birine bir teklif yapacaksınız, yapabilirsiniz. İmza atacaksınız, sözleşme yapacaksınız. Evet, değerlendirebilirsiniz. Yeni bir girişim, bir eğitime başlamak, bir seyahat planı yapmak ya da ticari bir oluşum. 16, 17, 18 Ağustos, bugünler Ağustos'un şanslı, verimli günleri değerlendirebilirsiniz. 19 Ağustos'ta bu sefer Aslan Burcu'nda yeni ay doğacak. 26 derece Aslan Burcu yeni ayı, 5. evinizde doğuyor. Bu yeni ay etkileri... Tabii ki yeni fikirlere, yeni tekliflere açık ve özellikle aşk hayatınız, romantik konularda yeni gelişmelere de fırsat verebilir. Hayatınızda kimse yoksa, evet, güzel bir teklif alabilirsiniz, bir aşka başlayabilirsiniz, bir ilişkiye başlayabilirsiniz veya evlisiniz, ilişkiniz var, çocuk sahibi olmak istiyorsunuz. Bu yeni ay çocuk sahibi olmak için sizi teşvik edebilir ve bununla ilgili de fırsatları getirebilir. Sosyal hayatınız canlanıyor. Aslan yeni ayı ile beraber daha çok eğlenebileceğiniz, daha çok ortamlara, davetlere katılabileceğiniz, hayatın biraz daha keyifli yanlarına yönelebileceğiniz bir dönemde olabilirsiniz. Yaratıcı faaliyetlerinizin de güçlendiği bir dönem. Evet, Aslan yeni ay ile beraber belki bir hobiye başlayacaksınız. Sanatsal bir uğraşla ilgileneceksiniz ve bu uğraşlarınızla, yeteneklerinizle, faaliyetlerinizle daha bir dikkat çeker, görünür hale gelebileceksiniz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 26 derece ve yakınlarında, ateş burçlarında ve hava burçlarında gezegenleriniz varsa bu yeni ayın sizi çok daha fazla desteklemesini bekleyebiliriz. Daha güçlü enerjiler altında olabilirsiniz. Ve 20 Ağustos'ta Merkür Başak Burcu'na geçiyor. Merkür Başak da kendi burcunda çok güçlüdür ama daha çok hayatın sorumluluklarıyla, iş ve hizmet konularıyla, eğitim gibi konularla ilgilidir. Güneş'in de 22 Ağustos'tan sonra Başak Burcu'na geçişi artık hayatımızda biraz daha belki iş ve mesleki konulara ya da günlük hayatımızın sorumluluklarına odaklanmamızı sağlayacak yavaş yavaş. Ve ayın son haftası plan program yapmaya başlayacağız. Sonbahar için özellikle bunlar öne çıkabilir. Öğrenciysek eğitim hayatımızla ilgili hazırlıklar başlıyor. İş hayatımızla ilgili bazı planlarımız, programlarımız var. Günlük hayatımızı şöyle bir gözden geçireceğiz, değerlendireceğiz. Belki biraz daha bakım, kişisel bakım, sağlık, şifa ve benzeri konular gündeme gelecek. Bunlarla ilgilenmeye başlayacağız. Özellikle 22 Ağustos'tan sonra. Ve bu ay 24 Ağustos'a da lütfen dikkat çekmek istiyorum sevgili koçlar. Çünkü gezegeniniz Mars, Satürn'e dik açı yapacak. Mars-Satürn açısı aslında zorlayıcı, kısıtlayıcı bir enerji ortaya çıkarır. İş ortamınızda kariyerle ilgili sorumluluklar artabilir. Üzerinizde baskı hissedebilirsiniz. Kısıtlandığınızı hissedebilirsiniz. Üstlerle, otoriteyle ilişkiler ya da aile büyükleriyle ilişkilerde biraz çatışmalar olabilir. Genel sağlığınıza dikkat edin. Ağrılar, sızılar, eklem ağrıları, kemik ağrıları, bir diş problemi, kronik sorunlar. Böyle bir gezegen açısında tetiklenebilir. Aile büyükleriniz ve özellikle ebeveynlerinize de biraz özen göstermekte fayda var. Onlarla ilgili sağlık konuları veya sizin onlarla ilgili bazı mesuliyetleriniz, sorumluluklarınız da 24 Ağustos ve yakınlarında etkili olabilir. Bunu da özellikle uyarıcı olarak söylemek istiyorum. Ayın son günlerinde gökyüzü biraz daha iyimserleşiyor. 28, 29, 30 Ağustos aralığında keyif alabileceğiniz konular var. Manevi yönünüz de biraz daha güçleniyor bugünlerde. Sağlık konularında şifa alabilirsiniz. Hayatınızdaki bazı sorunları çözebilirsiniz. Çevrenizde anlaşmanız gereken ya da herhangi bir konuda konuşup çözüm bulmanız gereken alanlar varsa rahatlıkla
bu çözümleri bulabilirsiniz. Ruhsal yönden de çok güçlenebileceğiniz etkiler var ve tabii ki şans. Özellikle 28-29 Ağustos Merkür-Jüpiter üçgeni güzel şanslar sunabilir. İş hayatınızda, ticari konularda, kariyer konularında bu güzel günleri de değerlendirin. Örneğin bir teklif vermek istiyorsunuz ya da bir projeyi değerlendirmek istiyorsunuz ya da önemli bir konu hakkında birileriyle bir şeyler konuşmak istiyorsunuz. 28 Ağustos, 29 Ağustos rahatlıkla değerlendirebileceğiniz verimli günler olabilir. Sevgili koçlar, sağlıklı, mutlu, başarılı bir ay dilerim. Hoşça kalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz Eylül ayında başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.